Bugün sizlere nokul, diğer adı kömbe, genel adı herkesin bildiği tahinli çörek yapacağım. Bunun için bir klasik su bardağı hafif ısıtılmış süt. Bir klasik su bardağı su. Bir yemek kaşığı toz şeker. Bir küçük paket kuru maya. Bir adet yumurta. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Karışımımın yumuşak bir kıvamda hamur elde edeceğim. Azar azar un ilave ediyorum. Dört klasik su bardağı un ilave ettim. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu toparladım. Hafif ele yapışan, yumuşak bir kıvamda şu an. Hamurumu elimden bırakması için yarım çay bardağı kadar sıvı yağla hamurumu toparlıyorum. Hamurumu toparladım. Toplamda çeyrek çay bardağı sıvı yağ kullandım. Son olarak sıvı yağımla da güzelce yoğurdum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Ağzını kapatıp 2 katı olana kadar mayalandırıyorum. Nokulumuzun iç harcı için 3 yemek kaşığı dolusu haşhaş ilave ediyorum. Yarım klasik su bardağı sıvı yağ. Bir tutam çok az tarçın ilave ediyorum koku vermesi için. Yine bir su bardağı kadar tahin ilave ediyorum. Hepsini harmanlıyorum. Nokulumun harcı hazır. Hamurum çok güzel mayalandı. Bakın elime un alıp havasını alıyorum. 3 eşit parçaya böleceğim. İlk parçamı aldım. Tabanına hafif un serpiyorum. Böyle bir tepsim var. Orta boy. Hafif sıvı yağ yapıyorum yine. Hamurumu elime sıvı yağ yaparak ince bir şekilde açıyorum. Tahinli, haşhaşlı ve sıvı yağ karışımından ilave ediyorum. Bol bir şekilde. Karışımından ilave ettim. Toplamda bir su bardağı kadar cevizim var. Ondan serpiyorum. Ortasından elimle açıyorum. Kenarlarına ince şekilde
bu şekilde katlıyorum. Bu şekilde hamurlarımı keserek tepsime ilave ediyorum. Sıvı yağ ile yağlayıp biraz un serptim kolay çıkması için. Bir fırın tepsisinin 1/3 doldu şu an. Tamamı dolmadı hamurumda. Dik şekilde yerleştirdim. Nokullar tepside yarım saat kadar dinlendi. Güzelce mayalandı. Önceden ısıtılmış 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirelim. Nokullar nar gibi kızardı. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.